Bugünkü konuğumuz CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. Aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır. Kendisiyle Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen kırsal bölgenin nasıl kalkınacağını, o bölgelere yapılması gereken desteklerin nasıl ilerlemesi gerektiğini konuşacağız. Hoş geldiniz vekilim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum sevgili Dilan. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen tüm seyircilerimize, dostlarımıza da selam, sevgiler. Çok teşekkür ederim vekilim. Vekilim, malum Kahramanmaraş'ta merkezde bir deprem yaşadık. Çok büyük acılara sahne oldu. Şubat ayı resmen deprem yağmuru, deprem sağanağı, artık nasıl tabir edilirse fırtınası o şekilde geçti. Hala sarsıntıları görüyoruz yüreğimiz ağzımızda ve çok üzgünüz. Ancak bu bölgede şöyle bir detay da oluştu. Türkiye'nin tarımsal üretiminin yaklaşık %20'lik bir potansiyelini barındırıyordu orada kırsal kesim. Hayvancılık, bitkisel üretim oralarda hem ihracat açısından çok önemliydi hem de kırsal halk yıllardır bu işleri yapıyorlar ve kırsal da etkilendi depremden. Evleri yıkıldı, ahırların altında hayvanları kaldı, tohumları kaldı. Bölgeden sürekli bilgileri alıyoruz. Şu sorular akıllara gelmeye başladı. Yani ilk sorum da bununla ilgili. Türkiye gıda güvenliği açısından yani afetlere ne kadar hazırlıklı? Evet, evet, güzel. Çok da yerinde, doğru bir soru. Ne yazık ki biz bu ülkede, hemen baştan aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Bir tarım bakanı gördük ki gelir gelmez göreve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne artık gerek kalmadı. Onun yerine zaten bu lisanslı depoculuk hizmeti, onu yaygınlaştırıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni de gelecekte kapatmayı düşünüyoruz diyen bir Tarım Bakanı ile karşı karşıya kaldık. Ben o zaman mecliste Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu'nda partimizin sözcüsüydüm. Ve bir komisyon üyelerine yönelik bir bakanlığın verdiği bir kahvaltıda Sayın Bakan bunu söylemiş idi. Bundan bir 5-6 yıl önce. Ya böyle bir Tarım Bakanı ile karşılaştık. Şimdi buradan nereye geleceğim? Toprak Mahsulleri Ofisi'ni sanki bir depoculuk faaliyeti gören, işte geçici, öyle ürünü alıp depoya koyup sonra oradan işte üretime, tüketime yönelik sevk eden ve anlamsız, gereksiz kalmış, lisanslı depoculuk olduğu sürece de, geliştiği sürece de kadük kalacak bir kurum olarak gören bir anlayış. Şimdi aslında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin aslında temel görevlerinden bir tanesi, bir kere en başta buğday, tahıl, hububat piyasasında piyasayı regüle etmek. Yani piyasadaki ürün fiyatları, üreticinin ürün fiyatlarıyla dünya piyasalarındaki fiyat gelişmelerine bağlı, gerek ihracat ve ithalat alımlarıyla, gerekse üreticinin ürününü kendisi alıp depolarında tutarak fiyat dengesini ve bunun sayesinde de tüketicinin daha ucuz, daha güvenli ve sürdürülebilir bir ekmek ve hububata dayalı gıda ürünleriyle buluşabilmesini sağlamak çok temel bir görevi. Bir ikinci görevi de savaş, doğal afet vesaire gibi ülkenin kıtlıkla karşı karşıya kalabileceği ortamlarda, risklerde bunun karşılanabileceği buğday stoğunu depolarında tutabilmek, ki en az 6 aylık bir stoğu tutmak gibi bir görevi. Bunları görmeyen, sadece bir depoculuk faaliyeti gören bir anlayışla yönetildik. O nedenle Türkiye'de gıda arzında yaşanabilecek sorunlar, kıtlık vesaire gibi, kuraklık gibi, işte böylesi bir deprem felaketi sonrasındaki yaşanabilecek ve gelecek dönemde gittikçe de büyüyerek artarak etkisini göreceğimiz gıda sorunlarının çözümüne yönelik ne kadar akıl ve bilimden uzak, ne kadar liyakatsız bir yönetim ve idari şeklin olduğunu göstermek için bunu söyledim.
Evet, bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Gerçekten büyük bir deprem, iki deprem, depremler. Arkasından geçen de tekrar Malatya'da oldu, yine can aldı. Dünyada eşine az rastlanır büyüklükte ve şiddette bir deprem ve arkasından on binler değil, kanımca 100 binin üzerinde, 200 bine yakın canımızı yitirdiğimiz bir deprem. Öncelikle sözüme bu anlamda başlamadan önce yitirdiğimiz bütün canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı, sabırlar diliyorum. Ve şifa bekleyen tüm yaralılarımıza da acil şifalar, sağlıklarına bir an evvel kavuşmalarını yürekten dileğimi belirtmek istiyorum. Böylesi bir afet sonrası, tabii ki afetin öncesinde, afet esnasında ve afetin sonrasında devleti yönetenlerin, bakın devlet demiyorum, devleti yönetenlerin, yani hükümetin yetkileri ve buna bağlı sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorgulamak da en başta milletimiz adına, bir milletvekili olarak, bir siyasi partinin bir temsilcisi olmaktan öte bir milletvekili olarak asli bir görev olarak kendime atfediyorum. Bunun sorumluları mutlaka yargı önünde diliyoruz. Bugünkü yargı sisteminde kimi zaman endişelerimiz, şüphelerimiz olsa da yargı bağımsızlığı konusundaki tereddütlerimiz nedeniyle yargı önünde de bu hesaplar sorulacaktır. Yeter ki yürütmede olanlar yargı üzerinde bir baskı, bir vesayet kurup bu işi siyasallaştırmasınlar. Bağımsız, adil bir yargılama süreci gerçekleşsin. Ve bu bağlamda depremi yine konuşuruz, sorgularız ama deprem sadece insanı ve insan yaşamını etkilemiyor. Doğayı, çevreyi, topyekün aslında tüm yaşamı etkiliyor. Bu yaşam içerisinde insan olduğu gibi kültür hayvanlarımız da var. Yani kültürünü yaptığımız ve tarımsal, hayvansal üretim anlamında yetiştirdiğimiz, beslediğimiz hayvanlar dışında doğadaki canlı yaşam da doğrudan bundan etkileniyor. Tabii biz barınma ihtiyacımız ve barınmayla ilgili deprem afeti sonrasında yaşadığımız sorunlar neyse, kültür yapılan ırkların, hayvanların da yaşadığı barınma sorunu aynı. Onlar da can verdiler. Onlar da ahırlarında, kümeslerinde, yıkılan ahır ve kümeslerin altında canlarını verdiler. Onlar da yaşamın önemli bir unsuru. Onun dışında diğer doğal yaşamdaki canlılar da can verdiler. Kaldı ki sadece onlar değil, bizim nasıl malımız, mülkümüz, eşyamız, işte marketlerdeki gıdamız enkaz altında kaldı, bir anda yokluk ve kıtlık içerisine girdiysek, hayvanların da bütün yemi, suyu, ne ihtiyaçları varsa onlar da aynı şekilde enkazın altında kaldı. O konulara değineceğim vekilim. Yani şunu fark ettik aslında biz bu depremde. Bir, bu zamana kadar konuştuğumuz Türkiye afetlere ne kadar hazırlıklı sorusuna cevap bulmuş olduk. Yani televizyonlarda bu konu çok tartışıldı. Her deprem sonrasında biz İzmir olarak da bir deprem geçirdik. Yani onun acıları hala taze. Üzerine yani 3 yıl geçti. Ancak orada da biz bazı eksiklikleri gördük. Aynı şekilde bu felaket, yani İzmir'le kıyaslamıyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama 10 ile 11 il etkilendi. Böyle bir felakete hiç hazır değilmişiz. Onu fark ettim. Evet, yani ben şunu kabullenmiyorum. Yani çok büyük bir felaket, hükümet ne yapsın? Hayır efendim, böyle bir şey yok. Çok büyük bir felaket, sen bu büyük bir felaketi en az minimum, yani sen bütün gücünle gerekli önlemleri, tedbirlerini aldıysan ve felaket vuku bulduğunda, yani 6 Şubat sabahı saat 4:17'den itibaren harekete bir an evvel bütün gücünle seferber edebildiysen,
can kayıpları bu düzeyde olmayabilirdi. Çok daha düşük kalabilirdi. Arama kurtarma sonucu kurtarılan canlar çok çok daha fazla olabilirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri alana hemen ki ben Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ordumuzun bu konuda böylesi bir savaş hali ve böylesi bir afet halinde bütün hem personeliyle yani emek gücüyle hem de teçhizatıyla, donanımıyla, mutfakları, sarra hastaneleri, iş makinaları vesaire gibi böyle bir felakette ilk alanda olması gereken en önemli, bütün dünyada böyledir. Böylesi bir afette hangi ülkeye giderseniz gidin ama kışlardan çıkartılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bakın kimi zaman Sayın Soylu işte yok efendim öyle bir şey, işte askerimiz, ordumuz, işte jandarmamız alandaydı. Şimdi ben jandarmayı işin içerisine katarak Türk Silahlı Kuvvet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zaten baştan ayırdılar. Yani jandarma genel komutanlığını İçişleri Bakanlığı'na bağlamakla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz ve Hava Kuvvetleri ile jandarmanın arasında önemli bir farklılık yarattılar. Jandarma iç güvenlik ve kolluk kuvveti bağlamında alandaydı. Evet, jandarma, ben bütün güvenlik güçlerimize şükran ve minnet duygularımı bir kez daha ifade ediyorum. Can hıraç görevi yaptılar. Polisimizde, jandarmamızda, emniyet güçlerimiz artı AFAD çalışanları, arama kurtarma ekipleri, UMKE ekipleri, bakanlığımızın, sağda devletin tabii, kurumları. Sağda çalışan ne Türk Silahlı Kuvvetleri. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri yoktu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve oradaki ordu komutanlığına bağlı birlikler alana girmedi. İzin verilmedi diye duyuyoruz basında. Yani bu konudaki bunlar mutlaka bir açıklık getirecektir. Saat kaçtan itibaren, hangi gün ve ne zamandan itibaren kışlardan Türk Silahlı Kuvvetleri ordu mensupları çıktılar. Yani burada bir can kaybı yaşandıysa bir afet nedeniyle yaşandı. Ama bunun önüne geçebilmek, bunu en aza indirebilmek ve bu acil önlemleri şimdi bakın afet eylem planı var. Afet müdahale planı, Türkiye Afet Müdahale Planı AFAD'ın AFAD'ın koordinasyonunda. Yani aslında burada birçok şey yazıyor. Bakın bu depreme karşı alınabilecek önlemler ve depremlerin zararlarının en az indirilmesi için gereken tedbirlerin alınması için belirlenmesi amacıyla bir komisyon kurmuştuk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 500 sayfalık bir rapor bu. Komisyon 5 siyasi partinin grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak önergeleriyle, ayrı ayrı önergeleri birleştirilerek oluşturulmuş, oy birliğiyle oluşturulmuş bir komisyon. Ve bu komisyon İzmir depremi sonrasında oluşturuldu. Evet. Gerek İzmir depremi, gerek ondan önceki Elazığ-Malatya depremi ve daha önceki Yalova, Düzce, yani Türkiye'nin Anadolu coğrafyasındaki geçmişten bugüne tüm deprem coğrafyalarında depremin etkilerini alınması gerektiği halde alınmamış sorunlar, sıkıntılar, nerede darboğaz var, nerede sorunların çözülmesi gerekiyor, bunun hepsini bilim insanları, akademisyenler, üniversiteden bilim insanları olsun, meslek kuruluşları olsun, kamu kurum ve kuruluşları olsun, tüm kamu kurum ve kuruluşları, hepsinin bazı özel kişilerin, uzmanların da görüşleri, raporları alınarak hazırlanmış bilimsel bir rapordur bu. Yani bu siyasi bir rapor değil, bilimsel bir rapor. Ve içerisinde deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrası hem sisteme yönelik, yani sistematik sorunlara yönelik, yani bu bir kullanma kılavuzu. Ve bunun içerisinde 268 tane öncelikli alınması gereken önlemlere dair öneriler var bu bahsettiğim tüm konularda. Bunlarla ilgili bu bir milli iradenin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşturduğu bir komisyonun bilimsel bir sonuç raporu. Bu raporun gereği ne kadar yerine getirildi? Bunların hepsinin sorgulanması lazım. Maalesef gerek insan yaşamı ve insan yaşamını etkileyen her konuda, gerekse bölgedeki tarımsal üretim ve hayvan yaşamı, bütün bunların zararlarını en aza indirebilmenin yöntemleri burada varken bunların alınıp alınmadığı sorgulanmalıdır. Dediğim gibi en başta Türk Silahlı Kuvvetleri neden alana inmedi sorgulanmalıdır. Yönetimde koordinasyon sağlaması gereken kişiler, yani ben onu şeye benziyorum, yani şu çay bardağı gibi de değil, hatta kum saati gibi çok daralan bir kısmı,
Yani yetkili, sorumlu, koordinasyon görevi olan kurumlar maalesef kum saatinin o daralan kısmını oluşturdular. Her şey oradan geçecek. Koordinasyonu açıp rahatlatıp çok daha hızlı bir şekilde müdahaleye imkan sağlayacakken bunu engelleyen bir sürü denetim mekanizmalarını, görevlendirme mekanizmalarını devreye koydular. O nedenle bütün bu sorunlar mutlaka araştırılacaktır diye düşünüyorum. Şu gıda konusu aslında yarım kaldı. Yarım kaldı ama aslında bu bahsettiğimiz konulardan da benim anladığım kadarıyla gıda güvenliği açısından da, arz güvenliği açısından da biz sıkıntıdayız. Şimdi şöyle, siz de söylediniz aslında konuşmanızın en başında. Bölge bitkisel üretim açısından, bitkisel üretim değeri açısından Türkiye tarımsal üretiminin %20'sini oluşturuyor. Evet. Yani 10-11 il, 13,5-14 milyon insanın yaşadığı bu bölge. Türkiye'nin toplam bitkisel üretim değerinin %20'si bu bölgeden geliyor. Büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan sayıları, işte büyükbaş hayvanda %12'si sayısal olarak, rakamsal olarak bölgede varlığını sürdürüyor idi. Küçükbaş hayvan varlığımızın da %16.3'ünü. Yani alan olarak da, tarımsal üretim alanı olarak da Türkiye'nin %14.5'u. Yani 5'te 1'ine yakın, 6'da 1'ine yakın bir kısmı bu ülkenin Bu coğrafyada üretimi yapılıyordu. Ama maalesef hayvanların önemli bir kısmı ahırların altında kaldı. Bu hayvanlar su içemez, su bulamaz hale geldiler. Bu hayvanların yem ihtiyacı sağlanamaz hale geldi. Gübreler, bütün üretim girdileri enkaz altında kaldı. Gübre bulamaz hale geldi vatandaş. Üretim alanları, bahçeler, işte narenciye alanları, limon hasadı yapılması gerekirken dalında kaldı, hasat yapılamaz. İnsanlar çünkü can güvenliğini, ya buna yönelik bir önceden düşünülmeyen şeylerin bedelini var mıydı? Şu an çok büyük bir felaketle öğreniyoruz aslında. Bir felaketle aslında. Karşı karşıyayız. Yani her açıdan düşünülmesi gerektiğini daha yeni yeni anlıyoruz. Çünkü çok büyük bir felaketle biz nelerin eksik olabileceğini aslında algıladık. Keşke bu kadar can kaybolmasaydı, keşke maalesef, bu kadar yıkım olmasaydı, maalesef, keşke bu kadar acı çekmeden bunları biz öğrenebilseydik. Ama mümkün olmadı sanırım. Maalesef, maalesef. Yani çok acı şeylerle karşılaştık tabii. Yani bu gıdayla ilgili şu anda halen daha üretim araçları, traktör olsun, tarım makineleri olsun, süt savun makineleri olsun, hayvansal üretim, bitkisel üretim. Tabii bölgede şu anda süt hayvancılığı yapan üretim araçları enkaz altında kaldı. Nasıl araçlar, şeyler, birçok şeyimiz, mal, mülk, ev enkaz altında kaldı. İşte dolayısıyla üretimde hani gübre atacak traktör ve gübre makinesini bulamaz hale geldi üretici. Ona yönelik ciddi bir destek. Yani sadece bakanlığın peki, aldığı bir girişim önlem... görüyor musunuz Sayın Vekilim? Ben yemlerle ilgili gördüm açıkçası. Yani bununla ilgili haber de gazetemizde yer verdik 9 Eylül'de. Yem bölgeye göndermeye çalışıyorlar. Çünkü sağ kalan hayvanların, hayvanını kurtaranların, onların beslemesi de gerekiyor. Tabii ki o hayvanlar üretimimizden... Yani biz nasıl gıda ihtiyacımız varsa, beslenme için oraya destek gönderiyorsak, o hayvanların da o ihtiyacı var, onu da ekstra. Ama bir hayvanı sağlam beslemek çok zor. Yani bunu girdileriyle daha önce çiftçiler de zaten söylüyorlardı. Bölgeye en azından otlanacak süreye gelene kadar, yani meraların yeşillenmesine kadarki olan sürede yem desteği verilmesi gerekiyor. Evet, artı evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi tarım ekipmanları, traktörler, işte diğer çapadır, ne bileyim aklıma gelmiyor, süt savun makinesidir vesaire, bunlar da üretim araçları enkaz altında kaldı. Bununla ilgili bir öneri var. Makine parkları kurulmasıyla ilgili ortak makine, benim o uzmanlık alanımdan birisidir ortak makine kullanımı, makine ringleri, ortak makine parkları. Bu çok önemli parkları. Aslında. Depremden önce de çok konuşuluyor. Bu bölgede hele hele şimdi, daha önce onun önünde bir takım engeller vardı. Daha çok sosyolojik ve bireysel engeller vardı. Şimdi böyle bir afet karşısında o engellerin çoğunu aşmak gerekiyor ve bütün o sosyolojik vesaire, prestij vesaire gibi meseleleri bir kenara atıp makine ortak kullanımını organize etmek ve bölgenin ihtiyacı olan traktör ve tarım alet makinelerini bir an evvel alanda kullanılır hale getirmek gerekiyor. Büyük bir atıl kapasite var aslında orada. O atıl kapasiteyi değerlendirmek gerekiyor. Bu çok önemli. Bakın bunları almaz isek, yani şu anda hükümetin aldığı bir tek şey vardı, ilk yaptığı iş.
işte çiftçinin kredi borcunu erteledi. Borç ödemelerini erteledi. Ya bu bir şey değil ki. Sen ona karşılıksız hibe destek vereceksin. Eline para geçecek, üretim araçlarını bir an evvel sağlayacak, yemini bir an evvel alacak, üretimine devam edebilsin. Yoksa hayvanlar kesiliyor. Yarın bir gün yani süt inekleri maalesef sağım makinesi olmadığı için, sağamadığı için, zaten işçiyi bulamadığı için can derdine düşmüş herkes. Hı hı. Hayvanlar kesime gidiyor. Şimdi bunların önüne geçebilmek için, üreticiyi üretimde tutabilmen için zaten üretici de bölgeyi terk ediyor. Onu yani, da size soracaktım sorularımdan biri de o. Yani çok büyük bir risk aslında karşı karşıya Türkiye. Zaten tarımda biz çiftçi kaybediyorduk. Yani üretim... min temel faktörlerinden biri. Onlar yani onlar üretecek ki Türk halkı doysun. Hani onlar üretecek ki ihracat ya, yapabilirim. Oraya verilen destek benim şu anda İzmir'deki, İstanbul'daki, Ankara'daki, Anadolu'nun, ülkemizin dört bir yanındaki insanımızın tükettiği tüm gıda ürünlerindeki enflasyon artışını engelleyen, fiyatları daha baskılayan, daha ucuz, daha nitelikli gıdayla buluşmamızı sağlayacak bir destek olacaktır buraya vereceğiniz destek. Peki bizim böyle bir desteğimiz var mı Sayın Vekilim? Yani şöyle, biz bir afet sonrasında kırsalda etkilenirse, kırsaldaki çiftçimize, üreticimize şu destekleri vereceğiz. Böyle bir aksiyon alacağız. Böyle bir öyle bir şey ön hazırlık yok. O işte bugün bakanlığın aldığı işte afet sonrası eyvah şimdi ne yapacağım aklına ilk geldi. Kredi faizi işte kredi ödemelerini bir yıl erteleyelim. Yetiyor mu? Yetmez. İşte destekleme ödemelerini bir öne çekelim. İşte mazot vesaire hemen destek. Bunlar değil. Sen önceden böyle bir afet bekleniyorsa ki bekleniyordu, bu bölgede de bekleniyor, işte İstanbul'da bekleniyor, her yerde bu her an olabilir. Nasıl ki toplanma alanlarında o da yok, yani onu da söyleyeyim, toplanma alanları diye bir yollar alan, kapandı. Toplanma alanlarında yeterli çadırın var mıydı senin, toplanma alanlarında yeterli ne bileyim şey diyorlar o beton kırma makineleri falan hiltiler. Yani hiltiler bunlar var mıydı toplanma alanında? Bunlar hiçbir şey yoktu yani aslında bu depreme yakalandığımız. Bunların hepsi önceden oralarda acil ilk planda kullanılması için bulunması gerekiyordu. Şimdi hayvanlar için de hayvansal üretim için de onların da ihtiyacı olan yem stokları, ahırlarındaki, kümeslerindeki, süs sağım tesislerindeki sorunların aşılabilmesi için bir önlemin, bir tedbirin veya destekleme anlamında veya bu sorunu bir an evvel aşabilmek anlamında bir ön tedbirin var mıydı? Bunların hiçbirisi yoktu maalesef. Böylesi bir siyasal iktidarın, yönetim anlayışının ve liyakatsizliğin sonucunda bütün bu sorunları topyekun yaşıyoruz. Yaşamaya da herhalde bu giderse, böyle giderse devam edeceğiz gibi görünüyor. İnşallah bir daha yaşamayız diyeyim. Şuna da değineceğim aslında. Hani dedik ya kırsaldaki üreticiyi bizim tutmamız lazım. Zaten kan kaybediyorduk. Gider, maalesef. Evet. Yani alınan önlemlerle tamam. Anlıyorum deprem oldu. Hani en çok hani çok büyük bir felaket oldu. Ulaşamıyoruz vesaire. Hani böyle bir sorun var. Ancak bölgedeki eksikliği en iyi bilecek olan devletin ta kendisidir. Bu şeyde eksiklikler belli. Yapılması gerekenleri de en azından devlet bir üst takıl olarak hani biliyordur diye düşünüyorum. Yeterli olacak mı siz bir milletvekili olarak Sayın Vekilim hani izleyenlerimize de söyleyin. Kırsaldaki çiftçimizi biz tutabilecek miyiz? Orada üretimin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek miyiz? Valla görünen tutamıyoruz şu anda. Yani köylerdeki yıkımlara da baktığınızda köyde üreticinin, çiftçinin orada yaşamını sürdürebilmesi için barınmaya da ihtiyacı var. Hı-hı. Beslenmeye ihtiyacı var. Ama nitelikli bir barınmaya. Yani çadırda bu soğukta hani bir gün, iki gün, üç gün, beş gün olmuyor. Bu sefer ne yapıyor? Çadırda yaşamaktansa hayvanlarını kesime veriyor varsa elindeki. Bu yıl üretmesem de olur diyor. Çadırda yaşamak istemiyorum diyor. Bir konu komşu, bir akrabası başka bir ilde varsa, arabası da varsa biniyor arabasına oraya gitmeyi tercih ediyor. Tercih ediyor. Yani üretimden uzaklaşıyor, kopuyor. Onları orada tutabilmenin bütün önlemlerini almak lazım. Yani Tarım Bakanlığımızın
İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı bu koordinasyon içerisinde, bu afet müdahale planı içerisinde, kapsamı içerisinde Tarım Bakanlığımızın da önlem paketini yani 4 hafta geçti, bir ay neredeyse, bugün ayın 3'ü 6'sı geldiğinde işte bir ay oldu deprem üzerinden ama bir ay geçti, biz hala bunları konuşuyoruz. Yani bunlarla ilgili önlemlerin derhal harekete geçip hiç sekteye uğramadan, evet yitirdiğimiz hayvanlarımız olacaktır, onların yerine mutlaka onların karşılığını bulacağı desteklemeler de yapılabilir ama çok daha önceden o önlemleri de almamız gerekiyordu. Sonuçta orada yetiştirilen, ki %20 diyoruz bitkisel üretim, hayvansal üretimin %15'i bu bölgeden geliyor. Buradaki gıda arzında hem bitkisel üretim hem hayvansal üretim ve bunlara bağlı ürünler bağlamında gıda arzındaki azalış, biliyorsun fiyat dediğin şey arz ve talep ilişkisi üzerinden belirlenir. Arz ne kadar düşerse, talep de buna bağlı olarak, talepte de bir artış olursa veya talep sabit bile kalksa, arzın azalması fiyatın artmasına neden olur. Yani piyasada az bulunan bir ürün fiyatı artar. Tabii canım. Talep çoksa. Tersi de söz konusu. Ama şu anda bir arz sorunuyla karşı karşıyayız. Arzı karşılayamama sorunuyla. Bunun sonucu da yarın bütün, sadece bölge insanımızın değil, bütün Türkiye'de gıda enflasyonunda artış, gıda ürünlerinde fiyat artışları hepimizi doğrudan etkileyecek. Böyle bir felaketin sonucunda o da bir maliyettir, onu da üstleniriz. Tabii ki, ama bunu önlemek mümkün mü? Bu da mümkün. Mümkün. İşte o da bakanlığın alacağı önlemler de mümkün yani. Ben şunu düşünüyorum. İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor ki Türkiye'nin yani çok iş gücü anlamında, üretim potansiyeli anlamında, sanayisi, işte turizmi vesaire, hani büyük bir şehir. Bizim açımız, yani Türkiye açısından çok önemli bir şehir. Oradaki yaşanacak bir depremde yaşayacağımız kayıp, bizim yani yanlış anlamasınlar, tamamen hani milli güvenlik sorunu haline geliyor gibi kesinlikle, hissediyorum. Kesinlikle. Yani biz milli güvenliğimizi sağlamakta yetersiziz tarım, o zaman. Tarımın bizatihi kendisi, tarımsal üretimin gıda egemenliği bir milli güvenlik meselesidir aslında. Gıda egemenliğini yitiren toplumlar, gıda egemenliğini başkalarına teslim eden toplumlar, ve gıda üretimini, üretim arzını ve burada sürdürülebilirliği sağlayamayan toplumlar egemenliğini de devrederler ve artık ne milli güvenliğinden ne ulusal bağımsızlığından söz etmeleri mümkün değildir. Maalesef hızlı bir aksiyon burada alınması gerektiği kanaatindeyim belki. Kesinlikle. Bak sevgili Didar'cığım, şimdi bir kampanya yapıldı. Değil mi? Bütün bu neydi onun adı? Türkiye Tek Yürek kampanyasından Türkiye Tek bahsediyorsunuz. Yürek. İşte kamu, bakıyorsun Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası falan, yani kamunun büyük oranda kamu hissesinin olan bu kurumlar, yani senin benim paramızın, paramızla kurulmuş olan bu kurumlar işte bizim adımıza destek vermiş oluyor. Ya o hepsinden vazgeçtim. Ya Merkez Bankası 30 milyar lira, helali hoş olsun falan. Ya bir dakika ya, 30 milyar lira. Bu ülkede tarıma aktarılan destekleme 30-35 milyar lira. Sen 30 milyar lirayı Merkez Bankası Başkanı açıklama yapıyor. Yani kamunun yapması gereken işi kamu kendi kaynağını bağış gibi ortaya koyuyor falan. Yani böyle trajikomik durumlarla karşıyayız maalesef. Demek istediğim, göz boyamalarla siyasi iktidarını sürdürme gayretiyle ve buna yönelik buna yönelik alınan önlemlerle deprem, afet ve afeti yaşayan halkımızın ve Türk milletinin topyekün sorunlarını çözemezler. Çözemezsiniz. Bu sorunların çözümü liyakatla, dürüstçe, adil, siyasi rant şeyinden, kaygısından uzak, çözüm odaklı
ve insana dair, yaşama dair sürdürülebilir bir anlayışla ancak çözüm getirebilirsiniz. Maalesef bugünkü siyasal iktidarda bu anlayışın topyekun hiçbirisini göremiyorsunuz. Aman bundan biz iktidarımızda şimdi seçimler de geliyor. Nasıl etkileniriz? Acaba seçimleri kaybetmemize neden olur mu? Aman onun önüne geçelim falan. Yani bugün bir belediyemiz bir destek götürecek. AFAD el koyuyor. Hayır bunu sen veremezsin. AFAD etiketi yapıştırıyor üstüne. Yani bir kurumun isminin üstüne AFAD etiket yapıştırıyor. Bir bakıyorsunuz bir otobüs belediyenin yok efendim belediye olmaz kamu olacak. Valilik bir pankart asıyor falan gibi yani gösteriş ve bu tür makyajlarla devlet iş yapıyor diye göstermeye çalışmak sorunu çözmüyor. Topyekün hepimiz gayret nasıl gösteriyorsak bunu görmek, bu samimiyette, bu anlayışta, bu ciddiyette olmak lazım ve liyakatlı insanların görevde olması gerekiyor. Teşekkür ederim vekilim. Yani dert çok maalesef. Dert yani... yok. O konuda o derdi anlatmaya benim cümlelerim yetersiz kalıyor açıkçası. Eminim herkes... Yani şu görüntüye bakar mısınız ya? Yani şu anda bu kare, bu ekranda, bu görüntüde bir tane doğru dürüst sağlam bina yok. Bu ayakta duran binaların silkelenmiş zaten onların duvarları yok, kapıları, pencereleri yok. Zaten hasar görmüş, yıkılmış. Yani bir kent topyekün. Şimdi bak İzmir'de bir deprem yaşandı. 7 enkaz vardı. Burada 9000 üzerinde enkaz var. Olası bir deprem bekleniyor muydu? Bekleniyordu. Kahramanmaraş ve o fay üzerinde. İkinci bir fay üzerindeki deprem de üstüne gelince. Ya buna yönelik çok önceden önlemlerin, işte bu raporda öngörülen birçok şeyin ki bununla ilgili ben soru önergesi de verdim. Sayın Murat Kurum'a birçok konu üzerine bu rapordan önerdiğimiz önerilerin yapılıp yapılmadığı işte erken uyarı sisteminden afet yönetim strateji belgesi ve eylem planının nasıl uygulandığına dair aklımıza gelebilecek Türkiye Afet Risk Azaltma Planı, mekansal planlama sürecinde aktif fay zonlarının ve fay sakınım zonu kriterlerinin belirlenip belirlenmediği, bununla ilgili imar düzenlemeleri de 1/5000, 1/1000'lik imar. Ne zaman verdiniz Sayın Vekilim soru önergesini? 14 Şubat. Oo, 14 Şubat. İçişleri Bakanlığı'na da verdim Süleyman Soylu'ya da. Henüz gelmedi. 2 haftalık süresi doldu gerçi. Bekliyorum ne yanıt gelecek. Ama tahmin ediyorum yine sorduğum soruların dışında işte gerekli tedbirler, önlemler devletimiz tarafından alınmaktadır gibi genel geçer bir yani cevapla karşılaşacağım diyorsunuz. Sayın Vekilim, bir sorum daha var. Biliyorsunuz İstanbul Teknik Üniversitesi depremden 12 gün sonra bir rapor yayımladı. İşte deprem ön inceleme raporu başlığı. Bunda da işte şehirlerin ilk başlarda tarım, mera ve orman alanlarına doğru yayılım gösterdiğine dikkat çekti. Ve bu şeylerin yeniden yapılaşmaya daha doğrusu karşı bir rapordu bu. Hani şeylerin afet sonrasında kentlerin yeniden planlama sürecine dair hani bir şeye dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanı da resmi gazetede 24 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam evet 24 Şubat tarihliymiş bir kararı yayınladı. Meraları ve orman arazilerinin gerekli görüldüğü takdirde imara açılacağıyla ilgiliydi bu karar. Yalnız az önce de bahsettik işte kırsal zor durumda, kırsalı kalkındırmamız lazım. Evet, biz zaten tarımda kan kaybediyoruz diye. Ben Sayın Cumhurbaşkanı o kararı yayınlamadan önce aynı saatlerde kendim İzmir'deki bir mera arazisinin nasıl yok olduğuyla ilgili bir haber hazırladım. Biz de onu yayınladık. Evet. Bizim gazetemize de o çıktı ve Don Kişot Çoban başlığı altında paylaştık onu. Bayraklı Bornova'da Laka Köyü'nde çobanlık yapan bir abimiz diyeyim. Şimdi meraların önemi aslında çok büyük. Bunu çiftçilerimiz de bilir, hayvancılarımız da bilir, sizler de bilirsiniz. Evet. Hayvanların beslenmesi için meralarda hani ne yem verirsen ver meranın yerini tutmuyor.
Şimdi böylesine bir karar, hem kırsalı destekleyelim, orayı güçlendirelim dediğimiz bir süreçte bu kararı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla üzülerek böylesi görüşlere üzülerek karşılık veriyorum. Yani şimdi mera alanları halen toplumda sanki anlamsız, gereksiz, boş, niteliksiz, her şey için kullanılabilir alan olarak değerlendiriliyor. 14 milyon hektara yakın bir mera alanımız var. Türkiye genelinde. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunun çok çok üzerindeydi. Yani 30-40 milyon hektar. Nüfus da bu kadar değildi belki. Yani şimdi mera alanları ne yazık ki sanayi ve endüstri bölgeleri yapılacaksa ilk hemen mera nerede? Mera şu var burası. Çünkü mera alanları daha taban araziler. Üretimde hayvanların ihtiyacı olan yeşil yemi sağlayabilecekleri yegane alanlar. Bakın mera alanları tarımsal üretimin olmazsa olmazlarıdır. Hayvansal üretimin olmazsa olmazıdır. Mera alanları kanunu var meranın. Mera kanunu var. Ama kanun bizim birçok kanunda olduğu gibi, kamu ihale kanununda olduğu gibi habire istisnalar şeylerle sürekli delinip durdu. Yani sanayi bölgelerine, endüstri bölgelerine açılması, efendim enerji sistemleri vesaire gibi onların kullanımına açılması mera alanların. Daha sonra bu bütün şehir yasasıyla mera alanları dağıtıldı, işte büyükşehir belediyelerine devredildi, onların yetki ve sorumluluk alanlarına devredildi. Oradan işte bir takım imar alanlarına açılması. Bunlarla çok karşılaştık. Halbuki mera alanlarının ıslah edilmesi lazım. Ciddi bir ıslah çalışması lazım. Yani bir mera alanının bakımı, orada doğal ortamda yeşil yem ihtiyacının kendiliğinden yetişen bitkisel üretimle hayvanların ihtiyacı olan, hayvanı yaydığında rahatlıkla beslenebileceği alanlar haline dönüştürülmesi lazım ki hayvansal üretimimiz gelişsin. İnsanımız daha ucuz etle, sütle, yumurtayla, her türlü hayvansal ürünle buluşabilsin. Daha nitelikli, daha sağlıklı ürünlerle beslenebilirim. Sağlıklı beslenmenin önünü kesecek uygulamaların başında meraların başka amaçla kullanılması ve yok edilmesi geliyor. Bunu yaptığınız sürece hayvanları kapalı ahırlara tıkayıp oralarda kesif yem, işte yeşil yemden uzak, yani başka sorunlarla, refahı dışında durumda. Hayvanın beslenmesiyle dair yaşanan sorunlar, bunlar dolayısıyla bizim tükettiğimiz gıda ürünlerine de karşılığı yalnız olacaktır. Yani mera alanlarını ben kabul edemiyorum. Hani mera ve orman alanlarını yapılması gereken öncelikli olan şey bu fay sakınım zonları falan deniyor. Tamam, bundan uzak olsun. Evet. Efendim, yani bakarsanız Anadolu kültürüne, geçmişine bakarsanız geçmişte yerleşim yerleri daha taşlık, kayalık, yamaçta, bitkisel üretim potansiyeli olmayan, ağaçlık ve orman da olmayan alanlarda yerleşim vardır. O genellikle de taban alana, tarımsal üretim alanlarında biraz da yukarıdan bakan alanlardadır yerleşimler. Üretici iner, tarlasını işler, hayvanına bakar, tekrar yerleşim alanına geri döner. Biz uzaklaşmışız, oraları yok bırakmış, etmişiz. Fethiye'de bir Kayaköy vardır, bilir misiniz? Maalesef. Ne güzel böyle şeyde. Fethiye'ye terk edilmiş ama bir eski bir Rum köyü. Terk edilmiş bir köy. Onun yenisi Kayaköy'ün daha aşağıda, tarım alanlarının orada yerleşim gelişmiş. Bu mümkün, bunu yapmak lazım. Fay sakınım zonlarından uzak kalmak, tarımsal üretim alanlarına müdahil olmamak, mera alanlarından sakınmak, oraları tarımsal üretim alanı olarak görmek ve mutlak korunması gereken alanlar, ki meralar mutlak korunması gereken, kanunla mutlak korunması gereken alanlar. Yani şimdi bir deprem yani oldu diye, gelen yerlerin orası bir deprem gerekiyor. Bir büyük bir afet yaşandı.
bundan fırsatçılık yaratmak son derece yanlış olur, son derece sakıncalıdır. Bunu fırsat bilip mera alanlarını yok eden bir sürece evirmek, ormanlarımızı yok edecek bir sürece evirmek son derece yanlış olur. İmar alanları, imarlaşılabilecek, yapılaşabilecek alanlar yok mu? Çok var. Yani İzmir'de de bulursunuz, bütün illerde bulursunuz, o bölgede de bulursunuz. Çorak, niteliksiz, mera dışında üretim potansiyeli olmayan ama orman vasfı dışında, orman vasfı taşımayan çorak, taşlık, kayalık araziler mümkün. Buraları özellikle yerleşime yeni imar alanları olarak. Bunu yaparken de doğru, sağlıklı, nitelikli, liyakatlı uzman ekipler vasıtasıyla alanların tanımlanması, belirlenmesi lazım. Yani birinin çıkıp da ya mera alanlarını işte önünü açalım da imara açılıversin, kurtaralım şu insanları falan, yeni yerleşim alanları. İşin ucuzu, işin kolayına kaçmak ve tarımsal üretimin ve bunun insan sağlığı ve beslenmesindeki önemini farkında olmayan, bunu idrak edememiş yöneticilerin yaklaşımı budur. Mera alanlarının, işte orman alanlarının ne olacak falan diye. Çok maalesef. Teşekkür ederim. Vekilim, son bir soruya gireceğim. Süremiz de bitti sayıları, hatta yani bitti. Aşıyoruz evet, şu anda. Evet. Bu son soruyu da yanıtlayıp veda etmemiz gerekiyor. Şimdi Altılı Masa biliyorsunuz deprem öncesinde bir ortak mutabakat metni imzaladı. Bunun içerisinde evet. Tarım konusu da vardı. Buna da değindiler. Evet. Artı depremi yaşadık, kırsal kesim etkilendi. Şimdi yeni bir aksiyon alındı mı? Yani bu süreçte kırsalın kırsal bölge için ne yapılması gerekiyor? Yani siz bir muhalefet olarak bir senaryo çizdiniz mi yapılması gerekenlere dair? Ve bu neler eksik kalındı? Bunlar yapılabilirdi, yapılamadı. Tespitleriniz neler? Bunları da yani tabii bir kere yapılacak çok şey var. Kırsal yaşamın topyekün, bütünsel bir şekilde ele alınmasının yanı sıra kırsal genellikle tarımsal üretimle eşdeğer tutulan bir alandır. Dolayısıyla tarımsal üretim potansiyelini de en üst düzeyde değerlendirilebileceği, sürdürülebilir bir üretimin sağlanabileceği ve burada üretim yapan üreticinin, çiftçinin üretimde varlığını sürdürebilmesi için borç yükünden kurtarılması gerektiğini, bunun da işte borcunun faizlerinin ortadan kaldırılması, ana paranın uzun vadeli, uzun döneme yayılarak kafasındaki borç yükünden kurtarmak ve üretimde daha nitelikli, daha sağlıklı ve çevre dostu bir üretim anlayışıyla, sürdürülebilir bir tarımsal üretim anlayışıyla üreticinin, üreticiye yol göstericilik. Ama her şeyden önce planlamak, kırsalda üretimi planlamak, bu planlamak derken işte meraları yok eden değil, meraları koruyan, meraları geliştiren, ıslah ederek üretime katan ciddi bir planlama. Türkiye'nin tüketim ihtiyacı olan bu ülke insanları, öncelikle yurt içi tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak olan üretimin desenini, üretimin planlamasını yapmak her şeyden önce ve bu üretim planını uygulamaya aktardığınızda ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları harekete geçirmek ki bunun en başta gelen en önemli aracı desteklemedir, tarımsal desteklemedir. Destekleme politikasını, o üretim planını ve o üretim desenini sağlayacak ve yüksek verim ama bunu sağlarken de sürdürülebilir bir tarımsal üretimi sağlayacak bir üretim planlamasıyla verdiğiniz desteği çiftçiye işte sanki böyle helali hoş olsun, lütufkar bir şey anlayışıyla değil, desteğin üretim planlamasına yön veren, yol gösteren ve planlamayı sağlayan bir destekleme olması. Yani bunu derken şunu kastediyorum. Bizim bazı ürünlerde bakıyorsunuz ithalata dayalıyız. Büyük oranda ithalatçıyız. Bazı ürünlerde fazlamız var.
Onu doğru bir planlamayla hiç ithalata gerek duymadan hatta ihracatı da arttıracak bir üretim planlaması mümkün. Hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde. Yani yapılacak çok iş var tarımsal üretimde. Tarım kanunu falan diyoruz ya, hani bu 21. maddesi gayri safi yurt içi hasılanın en az %1'i kadar. En az %1'dir o. Evet. En az %1'i kadar destekleme verilmelidir diye kanunun emrettiği. Hani ben %1 verilsin demiyorum. %2 de olabilir, %3 de olabilir. O ihtiyaca binaen ne kadarsa onun üreticinin cebine lütufkar bir para koymak, onu refahını arttırmak için değil, hepimizin topyekün bu ülke insanının ihtiyaç duyduğu sağlıklı, güvenli, ucuz ve yeterli gıdanın üretimini sağlayacak bir üretim politikasını. Bunu yaparken de işte ekoturizmi vesaire gibi alanlarda destekleyerek kırsalı kalkındırmak, kırsalın bir cazibe haline gelmesini sağlamak, üreticinin kırdan kente göçünü önleyecek politikaları üretmek gibi daha birçok, bunların hepsi bizim hem parti olarak kendi parti programımızda, politikalarımızda yerini bulabilirsiniz. Hem de ortak üretilen altılı masanın politika metninde de bunları görme şansınız var. Bu mümkün mü? Çok mümkün. Çok yeter ki o iradeyi ortaya koyun. Yeter ki kendinizi, tarımınızı ve kırsalınızı birilerinin rant ve belli lobilerin rant beklentilerine teslim etmeyin. Yeter ki siz, hani hep söylüyorlar ya, yerli ve milli. İşte o yerli ve milli politika ancak, yerli ve milli uygulamalar ancak böyle politikalarla mümkün olabilir. Bu da mümkün. Yani bizim öngördüğümüz, hatta ilk bir hafta içerisinde, ilk 100 gün içerisinde, ilk bir yıl içerisinde neler yapacağımızın hepsi liste liste, madde madde belli. Bunlar da inşallah önümüzde az kaldı. Seçimlere de az kaldı. Herkes bunları hayata geçirmenin zamanına da az kaldı. Hepimiz için hayırlı olacak diye düşünüyorum. Vekilim çok teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi paylaştınız bize. Ben teşekkür ziyarete ederim. Ziyarete geldiniz. Çok sağ olun. Çok üzgünüz depremi. Tekrar tekrar konuşuyoruz. Programı burada kapatacağım. Geçmiş olsun demek isterdim ama inşallah geçmez ve bir şeyleri katarak ilerler. Programı burada kapatıyorum. Evet. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun.